Günaydın dostlar. Bugün cumartesi 19 Kasım. Şimdi Sümer Hoca ile Duran orada beni bekliyor. Bakalım bugün ne var menüde. Arkadaşlar şimdi salona geldik. Sümer abi hazır kıta bekliyordu beni. Merhabalar. Abi nasıl gidiyor antrenmanlarımız? Şimdi hep şey diyoruz ya, yoğun bir yarış dönemi geçirip sonrasında bir off moda giriyoruz. Tabii hani çoğu insan için şey, bizim için off mod ama çoğu insan için bizim top mod. Noktada. Değil mi? Evet. Yani yine yüksek bir ritimde antrenmanlara devam ediyoruz aslında. Yani aralıksız olarak. Dün mesela stadyumda az önce söylediğim gibi size güzel bir antrenmanımız vardı. 6x2 dakika. Ne olarak geçiyor ve bize faydası nedir? Abi dünkü yaptığımız antrenmanın. 2 dakikada şimdi aerobik ve anaerobik sistem eşit bir şekilde %50-%50 çalışıyor. İkisini ortak çalıştırdık. Anaerobik eşiği yükselttik. Aynı zamanda aerobik eşiği de yükseltmeye fayda sağladı. Özellikle ben 2 dakika koşularını bu yüzden çok fazla tercih ediyorum. Evet, zorluydu ama yani evet. Arkadaşlar yani ortalama şöyle 600 metreye falan denk geldi. Ortalama benim. Evet. 2 dakika 3.50 tempolarda, evet. 3.40 tempolarda pace'lerde ama keyifliydi yani. Bu sene dikkat ettiysen derece olarak da aşağıdan başladı. Evet. Çünkü bir yıl daha geçirdik, yıldan yıla üstüne koyarak gideceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Biliyorsunuz ki 5 kez Ironman yaptık. Bu yılki yurt dışındaydı, full Ironman'dı. Şimdi her yıl Ironman'daki yani ya da triatlon yarışlarındaki tempomuz belli. Yani hani belirli bir tempoda ilerliyoruz ve ben hani koşu olarak çok böyle iyi bir seviyede değildim. Hala da böyle hani uçuk bir şeyde olduğumu düşünmüyorum. Tabii kendi kişisel düşüncem bu.
Şöyle özetleyeyim. İşte geçtiğimiz yıl işte 5.35 pace aralarında ilerlerken yarış esnasında. Şimdi tabii ki bu işte 4.50'lere falan düştü. Yani oldukça iyi gidiyor aslında. Sümer Hocam da şunu söylüyor bu tarz durumlarda. Her yıl dayanıklılık olayı artıyor. Evet, üstüne koyarak gidiyoruz. Çünkü dayanıklılık zaten yıldan yıla gelişen bir olgu. Evet. Yani şimdi şeyi soran arkadaşlarımız da var bu arada YouTube'da. Koşuya ilk başladığımızda neler yapmalıyız? İşte 5 kilometre koşacağım, 10 kilometre koşacağım, nasıl geliştirebilirim kendimi gibisinden. Bununla da alakalı bir video yapalım. Bir gün stadyumda. Şimdi bugün arkadaşlar dediğim gibi şey yapacağız. Şöyle şunu da ayarlayayım. Salonda olacağız ama kısa da olsa Sümer Hocam'dan hemen bir şey dinleyelim. Neler yapılması gerektiğini. Koşuya ilk başlayanlar için. Ya da kendini geliştirmek isteyenler için. Şimdi koşunun olmazsa olmazı zaten şeydir, ısınmadır. Kendine özgü drilleri var, koşu drilleri var. Onları yapmak gerekiyor. Çünkü koşarken hani sadece ben koşum olayı değil, ayağın açılma olayı, fule olayı, basış olayı. Çok fazla dereceleri fark ettiren şeyler. Evet. Teknik yapılar diyelim. Onları önce bir düzene koymak lazım. Yani şey, koşu dirilleriyle biz zaten bunu yapmaya çalışıyoruz. Tabii değil ki. Mi? Düzeltmeye çalışıyoruz. Tabii ki. Dünkü antrenmanımızda da bu mevcuttu. Evet. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Hafta içi Sümer Hocam'ın da uygun olduğu bir gün size stadyumda hem koşu dirillerini böyle hem de staging hareketlerini aktarabileceğimiz bir alan yaratalım. Aynen. Sizlerle paylaşalım. Şimdi bakalım salonda neler yapıyoruz? İşin stretching bölümüne geçtik. Stretching dediğimiz zaman hani kasları ne kadar gerdirirsek performans da o kadar fazla artacak. Şey gibi düşünün, bir kuş lastiği gibi düşünün. Ne kadar geriye çekerseniz o kadar güçlü bir momentum sağlarsınız. Aynı şekilde hani ben bir 100 metreci olarak şöyle söyleyeyim. Yarışmalardan 1,5 saat önce stretching yapmaya başlardım. Elimden geldiğince gerdirmeye çalışırdım kasları. Ona göre de dereceler elde ederdik. Yine antrenman esnasında hani üst düzey performans sağlamak için stretching mutlaka şart. Yapılmadığı takdirde de çok büyük sakatlıklar neden olabilir. Evet. Yani ki yaşadığımız şeylerde olduğu bununla alakalı. Kasılmalara varana kadar. Aynen öyle. Bu açıldı. Burası çok iyi açıldı. İşte bazı şeyler de böyle tıkanabiliyor. Ama esneklik arttı diye düşünüyorum. Yani hani önceki günleri. Bir de Bekir'le dün bir söz verdik. Cuma'ya kadar başımı ön tarafa değdireceğim yani. O şeye kadar her gün antrenmanda açabildiğimizi açacağız yani. Bakalım bir haftada ne kadar esneyebileceğiz. Arkadaşlar bunlar inanılmaz rahatlatıcı. Yani bir süre sonra gerçekten vücudunuzun da rahatladığınızı hissediyorsunuz ve sakatlık yaşamamak için bunu mutlaka her antrenman öncesi ve sonrası mutlaka yapın. Elinizden geldiğince. Burada yaptığınız işlem PNF dediğimiz metot. İki kişinin beraber yaptığı stretching olayı. Tek başımıza belli bir yere kadar yaparız, gerdiririz kasları ama
eşli yaptığımız stretchinglerde %50, %60 daha fazla verim elde ediyoruz. Daha etkili abi. Evet. Yani o... şunu demek istiyor Sümer Hocam. Henüz bir mikrofon edinemedik, o yüzden ses böyle çok şey gelmeyebilir Sümer Hocam. Biraz daha böyle detaylı anlatırsak. Yalnız yaptığınız esnemelerde bir yere kadar esneyebiliyorsunuz, gelebiliyorsunuz ama bir yerden sonra ya bir lastik yardımıyla ya da body'niz varsa ya da antrenörünüz varsa yanınızda mutlaka destek alın. Çünkü esneme olayı çok daha fazla artabilir. Çok daha fazla gelişebilir. Her şeyin geliştiği gibi bu da gelişebilir. Şöyle esneklik %500 geliştirilebilir bir özellik. %500. Yani, evet. Hani çabuk kuvvet %20, dayanıklılık %100 ama esneklik %500 geliştirilebilir. Çok iyi. Diğerlerine de tabii ki katkısı oluyor. Evet. Hadi bakalım o zaman. Başlayalım. Arkadaşlar, şimdi antrenmanımızı bitirdik. Keyifli bir antrenman geçti. Duran Bey, nasıldı antrenman? Güzel, keyifli, yorucu. Emeğine sağlık Sümer Hocam. 6 aydan sonra sen de koşulara başladın değil mi? Evet, bir haftada başladım koşuya. Aynen. 6 aydan sonra. Duran, biliyorsunuz ayakta bir sakatlık vardı. Diz kapağında yırtık değil mi? Yırtık ve menisküs. Yırtık, menisküs. Ameliyat dediler falan ama olmadı. Şimdi... Sümer Hocam'ın eşliğinde devam ediyoruz. Ben de sırtla alakalı, biliyorsunuz belle alakalı problem yaşıyordum ama şu an bir ağrımız kalmadı. Güçlendirmeye yönelik antrenmanlar yapıyoruz. Bugünkü antrenmanımızın bize faydası neydi Sümer abi? Bugünkü antrenman, önce şöyle söyleyeyim. Kalp her zaman şeydi, tatlı, yüksek noktalardaydı. Şeyi bitirdik, glikojen ve glikozu bitirdik kasın içerisindeki. Yağ yakımına başladık. Artı yine anaerobik eşik, yani laktik asit birikimi oldu. Evet. Dolayısıyla anaerobik eşiğimiz arttı. Peki, oraya neyse cümleni bitir abi, ondan sonrasına devam edeyim. Devamında en çok triatlonla hani sürekli bir devamlılık, sürekli bir devamlılık var. Aynı şekilde ağırlık programını ona göre ayarlayarak devamlılığımızı sağladık. Evet, yani buraya geldiğimizde arkadaşlar paldır küldür ağırlık girmiyoruz. Tamamen efendim abi? Branşa özgü yapıyoruz. Evet, ağırlık. Branşa özgü bir antrenman yapıyoruz ki bugün de böyle keyifli bir antrenman geçirdik. Sümer Hocam'la da bundan sonra sık sık böyle bilgi paylaşımı yapacağız sizler için de. Laktik asit nedir? Laktik asit eşiği nedir abi? Laktik asit, şöyle söyleyeyim, herkese kötü bilinen bir şey ama kötü bir şey değil, enerjinin devamını sağlayan bir şey. Laktik asit biriktikçe evet yorgunluk olur ama o eşiği yükseltmek tamamen bizim elimizde. Şöyle düşünün, milli bir sporcunun 60 saniyede koştuğu bir 400 metre ile sedanter bir insanın, yani hiç spor yapmayan bir insanın koştuğu 400 metre tamamen farklı bir olgudur. Birinde hiç laktik asit birikmezken, çünkü onun laktik asit seviyesi taptır, diğerinde ortalama 5-6 milimol laktik asit birikir. Bu eşiği yükseltmek tamamen kişinin antrenör durumuyla ilgili. Evet. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın. Instagram adresimde Azmi Altır Erdoğan. Takip etmeyi unutmayın. Sümer Aktağcık Instagram hesabı. Sümer Hocam'ın da. Duran doğru gider. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.